dostlarım, bu videomda sizlere son zamanların en büyük bilim adamlarından biri olan, belki de en büyük bilim adamı olan Stephen Hawking'in kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle bir girizgah yapmak isterim. 1963 yılında henüz 21 yaşındayken Stephen Hawking'e ALS hastalığı teşhisi konuldu. Önceleri bu hastalık Hawking'i tekerlekli sandalyeye mahkum etti, sonrasında konuşma yetisini bile kaybetti. Ama Stephen Hawking olağanüstü bir zekaya sahip bir insandı. İngiliz ve Amerikan bilim adamları ondan sonuna kadar yararlandı. Sonuçta kazanan kimler oldu? İngilizler ve Amerikalılar ve dünya bilimi kazandı. Şimdi sizlere bir soru. Stephen Hawking Türkiye'de veya İslam dünyasında bir ülkede yaşamış olsaydı ne olurdu? Tabii ki şu olurdu. İzbe bir yerde çürür giderdi, dünyanın ondan haberi bile olmazdı. Sonuç olarak dünya bilimi ve Stephen Hawking neler kazandı? Batılılarla İslam dünyasının arasındaki büyük fark budur. 1982 yılında CBA World Prize Physics ödülünü kazandı. Hawking 1979 yılında Albert Einstein madalyasını kazandı. 1988 yılında Prince of Austria ödülünü kazandı. 2006 yılında Copley madalyasını kazandı. İlgilendiği dallar matematik, fizik, evren bilimdir. Peki Stephen Hawking aslında kimdir? 8 Ocak 1942 yılında Oxford, İngiltere'de doğmuştur. Hawking fizikçi, kozmolog, astronom, teorisyen ve yazardır. Stephen Hawking, Einstein'dan sonra dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak dünyaca kabul edilmiştir. Stephen Hawking hayatı boyunca 12 tane onur ödülü kazanmıştır. Aynı zamanda Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyesidir. Stephen Hawking 8 yaşında Londra'daki St. Albans Okulu'na kaydını yaptırdı. Hawking St. Albans Okulu'ndan mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi Koleji'ne kaydını yaptırdı. King'in babası tıp okumasını istiyordu. Fakat o matematiği seviyordu. Bu okulda da matematik bölümü mevcut değildi. Matematiğin yerine fizik öğrenimini görmeye başladı. 3 yıl okuduktan sonra onur madalyasıyla ödüllendirildi. Hawking daha sonra kozmoloji, evren bilimi öğrenmek üzere Cambridge Üniversitesi'ne gitti. Tabii ki bu anlattığım çalışmalara ALS hastalığına yakalandıktan sonra devam etti. Doktorasını yaptıktan sonra önce araştırma asistanı, sonra doçent oldu. Videomun başında da söylediğim gibi 1963 yılında 21 yaşındayken ALS hastalığına yakalanmıştı. Bu anlattığım çalışmalara tekerlekli sandalyeye mahkumken hatta konuşma yetisini kaybettiğinde devam ediyordu. 1979 yılında Lucasian Matematik Profesörü unvanını aldı. Bu unvan 1669 yılında ilk olarak Isaac Newton'a verilmişti. Daha sonrasında Hawking, Roger Penrose ile evrenin temel ilkeleri üzerinde çalıştı. Einstein'ın uzay ve zamanı kapsayan genel görelilik kuramının Big Bang ile başlayıp kara deliklerle sonlandığını ispatladı. Hawking'in şöyle bir düşüncesi vardı. Dünyanın büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağını, uzayda insan kolonileri kurulması gerektiğini söyledi. Eğer bu yapılmazsa bu felaketten sonra insan neslinin tükeneceğini iddia ediyordu. Hawking'e zamanın kısa tarihi, Büyük Patlamadan Kara Deliklere adlı kitabı dünya çapında şöhreti getirdi. Hawking kitaplarında bir yaratanın varlığını kesinlikle reddetmiştir. Bu bilgisayar Hawking'in düşüncelerini kelimelere çeviriyordu. Bilim dünyası konuşma yetisini kaybetmiş olan Hawking'in bilgilerinden yararlanmak için onun için özel bir bilgisayar yapmıştır. Hawking'in birçok kitabı da böyle yazılmıştır. Bilim dünyası olağanüstü bir zekaya sahip olan Hawking'den bu şekilde sonuna kadar yararlandı. 14 Mart 2018'de sabaha karşı İngiltere'de Cambridge'deki evinde 76 yaşında öldü. Hawking hayatının büyük bölümünü, konuşma yetisini bile kaybetmişken dünya tarihine altın harflerle, bilim tarihine altın harflerle adını yazdırmıştır. Elimden geldiğince, bilgimin el verdiğince Stephen Hawking'in biyografisini kısaca sizlere anlatmaya çalıştım. Hoşça kalın dostlarım.